Elif, ne yapıyorsun orada? Uyanmanı bekliyordum. Ay, ay korkuttun beni. Özür dilerim. Yok, önemli değil. Ne yaptın? İyi uyudun mu? Çok iyi uyudum. Biraz kağıt ve bir kalemin var mı? Var. Benimkilerin hepsi evde kalmış. Alabilir miyim? Tabii, tabii. Ay, çok fena olmuş. Günaydın İlker Bey. Günaydın İlker Bey. Çalışmaya başlayacağımı söylemiştim. Burada değil Suna, burada değil. Burada sana iş yok, anladın mı? Babam bana iş verdi bile. Ne söyledin ona? Hiç. Sadece söylemem gereken şeyleri söyledim, tamam mı? Bundan sonra burada çalışıyorum. İş yerim burası. Seninle aynı ameliyathane. Defolup gideceksin Suna. Defolup gideceksin. Hayatımı mahvetmene izin vermeyeceğim. Defolup gideceksin. Kalk. Kalk, bunları yapıyorsun, kalk. Hediye iste. Ya kızlar size göstermenle bir şey getirin. Hadi. Kalk. Hadi yavaş. Acıyor mu? Evet. O gece asansörlerin önünde o kızla karşılaştığımdan beri onu düşünüyorum. Babasını affedip affetmediğini. Ve kızların ilk önce babalarına aşık olmasına dair söylediklerini. Merak etme. Bebeğin gayet iyi. Strese bağlı kasılmalar bunlar. Olur yani. Endişelenecek bir şey yok. Ama en çok merak ettiğim babaların da kızlarına aşık olup olmadığı. Eğer oluyorsa ilk defa ne zaman aşık olduğu. İlker. Tamam artık. Daha fazla rahatsız etmeyelim bu küçük kızı. Kız mı? Bilmiyor muydun? İlker. İlker ne olur inan. O senin kızın. Kusura bakma Suna, ben boş boğazlık ettim. Belki daha öğrenmek istemiyordun cinsiyetini. Yok, ben merak ediyordum ama daha önce doktor görememişti. Hem biraz da iyi oldu. Yani İlker'in yanındayken öğrenmem. Kontrollerini ihmal etme, olur mu? Daha sık görün doktoruna. Yine burada çalışmaya başladığıma göre... Burada mı çalışmaya başladın? Evet. Yani belki doktorumu değiştirsem iyi olur. Sonuçta günün çoğunu burada geçireceğim. Evet ama biliyorsun yani bu hastanede benden başka kadın doğumcu yok. Ay yok, olmaz. Yani Suna olmaz, ben senin doktorun olamam yani. Ceyda yüzünden.
Yani Ceyda benim yakın arkadaşım Suna, biliyorsun. Kötü kız iyi kıza karşı ve herkes iyi kızın tarafını tutuyor, değil mi? Yok, aslında öyle değil ama... Anlıyorum. Aslında diyorsun ki sen bu hastanede hep tek başına kalacaksın. Olsun. Alıştım zaten ben tek başıma. Kardeş, ya pardon, bu üniversitesi Ayaz Ağa kampüsüne nasıl gidebilirim? Ben buranın yabancısıyım da. Oğlum sen çok ters yöndesin. Buradan oraya gidebilmen için iki otobüs değiştirmen lazım. Direkt Ayaz Ağa. Neyse, sağ ol. ...1810 yılında tabakhane olarak kurulan Beykoz Kundura Fabrikası İstanbul'un en eski fabrikalarından biridir. Kuruluşundan bu yana Osmanlı ve Türk ordusuna ayakkabı, palaske ve koşum takımları gibi malzemeler üretmiştir. Fabrika hakkında pek fazla kayıt bulunmamakla birlikte 1870'te günde 300 çift ayakkabı ürettiğini biliyoruz. 1912'de Sadrazam Mahmut Paşa tarafından 90 beygir gücünde 2 dizel motor ve 1 buhar kazanı getirilmiş. Günlük üretim 1000 çift ayakkabıya kadar çıkarılmıştır. Herkes delirdi bu hastanede ya. Millet birbirinden bulaştırıyor ne? Kim bulaştırıyormuş öyle ya? Ya hiç sorma Sultan. En sonunda Neşe Hanım da kafayı yedi. Onun falı gelmiştir ha. Yakında koştur koştur gelir o bana. Vallahi bilmiyorum falını manını ama. Ha Halil. Ha. Hani sen geçenlerde beni yemeğe götürmüştün ya. Yani o da pek yemek sayılmazdı ama. Ya Sultan başlama yine ya. Ya her neyse işte. Ben kendi kendime düşündüm. Dedim ki Sultan sen de altta kalma Halil'i yemeğe götür. Görelim bakalım beni nereye yemeğe götüreceksin. Yok götürmeyeceğim bir yere. Yani daha ay başına çok var da. İstersen sen bana gel. Olur. Gelirim Sultan. Gelirim. Gelmem mi? Sen ne aval aval bakıyorsun ki benim yüzüme? Yani işin gücün yok mudur senin? Haydi git işine. Haydi. Haydi. Ne yapıyorsun benim ambulansımda? Ay ne biçim geliyorsun öyle? Aklımı aldın ya, ölecektim. Bak ben hani böyle karşılaşıyoruz ya seninle olduk olmadık yerlerde. Ben de dedim ki gideyim, adam gibi tanışayım dedim. Neşe ben, bu da kekim. Gerçi biraz turtaya benziyor mu? Timuçin. Timuçin. Kendi yaptığı kekten başkası yemezmiş. Zaten olmamışmışmış. Sana kek yapan da kaba. Uyuz. Uyuz. Suratsız uyuz. Ayşe, al sen bunu kızlarla yersiniz tamam mı? Ay kesin rüzgar çalın bozuk benim. Kesin. Abi. Abi çıkıyorum ben. Cemal. Elif'e biraz para da ver. Benim verdiğimi söyleme. Belki lazım olur. Yani... Vereyim de, yani bu biraz garip değil mi abi Ceyda Hanım'da falan kalıyor olması? Bugün konuşmaya çalışacağım. Tabii benimle konuşursa. Ben otelde falan kalayım, sen evine dön diyeceğim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam, konuşuruz sonra. Konuşuruz. Hadi görüşürüz.
Ne oldu Cemal? Merhaba Mehmet. Sakıncası yoksa içeri girebilir miyim? Tabii. Elif'in iyileştiğini duydum. Çok sevindim. Sağ ol. Şimdiye kadar sana gelmemiş olmam kabul edilebilir bir şey değil biliyorum. Ama senin de çocuğun var Mehmet. Kızın. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu anlarsın. Mert. Oğlum hala cezaevinde. İlk duruşmaya kadar da orada olacak. Eğer şikayetini geri almazsan belki ilk duruşmadan sonra da orada olacak. Yaptığının bir özrü yok biliyorum. Ama anlarsın işte, o benim oğlum. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Sana bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir gün önce beraber uyuduk burada. Kısımda. Elif yazı yazmayı çok sever. Bu masada yazar. Bu masa lambasının altında. Bebekleri. Ve sevdiği diğer şeyler. Kazadan sonra onu bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Onunla bir daha uyuyamayacağımı, sesini duyamayacağımı. Elif de benim kızım. Sen de bunu anlıyor olmalısın. Yani şikayetini geri almayacaksın öyle mi? Bilmiyorum. Kızın iyi Mehmet. Yanında. Ama benim oğlum kim bilir kimlerin yanında. Ne halde? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ceyda Hanım. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hayır canım, buyurun. Elif'e birkaç parça bir şey getirdim de. Tabii. Amca. Canım nasılsın? Oh. Gelsene içeri, çok özledim seni. Gelebilir değil mi? Tabii ki. Ben rahatsız etmeyeyim. Olur mu canım öyle şey, lütfen. Sana bunları getirdim. Sabah müsaadenle ancak bunları bulabildim. Bunca yıl gelmedim çünkü sen her gece rüyama girdiğin için. Senin hiç ölmediğine, hep benimle olduğuna inandırdım. Buna inandırdım kendime. Ama sen artık yoksun Zeynep. Tek başına kaldın.
Ve ben hayatımda hiç kendimi bu kadar yalnız hissetmemiştim. Seni o kadar çok özlüyorum ki. Artık Elif de yok. Yani beni görmeyi hiç istemiyor. Benden nefret ediyor. Ama vazgeçmeyeceğim. Çünkü hayatımda Elif'ten başka hiç kimse kalmadı artık. İnan bana, vazgeçmeyeceğim. Osmanlı İmparatorluğu dönemine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve birçok tarihi olaya tanıklık eden fabrika 1999 yılında üretimine son vermiştir. Bu tarihten sonra da özel sektöre satılan fabrika günümüzde çeşitli televizyon dizilerine ve filmlerine çekim için kiraya verilmektedir. Hadi gidelim arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ayşe, iki numaradaki hastaya herkesi yazdım. Bir saate yaparsınız. Görüşüyor musunuz? Kiminle? Ayşe yapma işte, biliyorsun. Sinem'le. Arkadaşım o benim. Nasıl peki? Neden merak ediyorsunuz ki? Ayşe bak, ben çok üzülüyorum. Ben böyle olacağını bilemezdim. Böyle olmasını istemezdim de. Ben onun geri döneceğini bilmiyordum. Ama sonunda sizin istediğiniz gibi oldu. İnan bana, benim istediğim bu değildi. Ya böyle değildi. Ne fark eder ki? Siz istediğinizi aldınız, o da gitmeyi seçti. İnsan her zaman kendi için iyi olanı seçmeyebilir. Rahat bırakın artık Zinem'i. Bazen de bile bile yanlış olanı seçer. İstersen tarifini verebilirim. Neyin tarifini? Zencefilli kekin. Aman istemez. Kim bilir sen içine ne abuk sabuk şeyler koyuyorsundur. Efendim? Neşe abla, ben Aynur. Ha Aynur'cum merhaba. Gelmedin geçen hafta kontrolüne. Biraz işlerim vardı. Fotoğraf turu yine değil mi? Sen çekim için bir yerlere gittin. Yok, buralardaydım ama. Ama devam değil mi? Tabii. Beykoz'dayım hatta. Oh. Çekimdeyim ben. Aynur, senin sesin iyi gelmiyor mu? Benim biraz sancım var da. Sancın mı? Sancın mı var? Kasılma mı var? Sancı. Aynur, hadi sen kalk gel buraya da bir bakalım biz ona. Bak bekliyorum, tamam mı? Ben pek yürüyebileceğimi zannetmiyorum. Giderek artıyor. Ya Aynur'cum, bir yardım falan iste. Yok mu yanında biri? Yok. Hay Aynur, hay Allah. Ben kanıyorum. Ne? Neşe abla. Şarj bitti. Yardım edin! İmdat! Şöyle kocasının telefonu falan da mı yok? İyi bak bir dosyaya. Bir tek cep telefonum var.
Ay tamam tamam hadi. Ne oldu? Ay kocasının telefonu da yok. Ya yürüyemem, yalnızım dedi. Ben nasıl bulacağım şimdi bu kızı? Sen gel benimle. Çabuk. Arkadaşlar umarım güzel kariyer reklamamıştınızdır. Evet. Yarın çektiklerinizle dernekte küçük bir sergi açacağız. O yüzden çektiklerinizden seçtiğim 3 fotoğrafı akşama kadar derneğe bırakmanız gerekiyor. Herkes tamamsa gidelim hadi. Tamam, iyi ki gelmişiz. Tamam mıyız? Sağ olasın. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam mı herkes? Hadi bakalım. Sağ olasın. Ben birini arıyordum, burada okuyormuş. Adı Aynur. Hangi bölüm? Fotoğrafçı. Birinci sınıf mı? Öyle, yani öyledir. Bugün onların hangi dersleri var bilmiyorum. İstersen öğrenci işleri de sorabilirsin. Ne işi? Öğrenci işleri. Yukarıda koridor, hemen solunda. Ha, sağ ol. Sizde nasıl bilmem ama. Bizde yüzükler birbirinden ayrılmaz Aslı. İster parmağına takıp el ele gezersin, istersen de denize atarsın. Ama ikisini birden. Elif, kalamazsın burada. Tamam, Ceyda Hanım iyidir ama yabancı biri sonuçta. Kalabileceğimi söyledi. Elif eve dön. Tamam babamla görüşmek istemiyorsun biliyorum. Ama gerekirse o gider. Ne bileyim oteli falan gider işte. İstiyorum. Ya amcacığım anlamıyorum ki seni ya. Mutluyum burada. Ben de çok mutluyum Elif'in burada olmasından. Hem bu ara işim de yok. Birbirimize arkadaşlık yapıyoruz biz. İyi de yani okul falan nasıl gidip gelecek? Hallederiz bir şekil merak etmeyin siz. Elif'cim burada istediği kadar kalabilir. Tamam mı? Adresini ne yapacağız? Onu anlamadım ki. Evi varsa komşusu vardır. Komşusu varsa kocasını tanıyan. Tanıyan varsa ne iş yaptığını bilen kesinlikle vardır. Hatta senin bu kızın sabahleyin nereye gittiğini bile kesinlikle biliyorlardır. Şöyle, şu bizim Aynur Gülcan'ın dosyasını versene bana. Hadi, çabuk, çabuk. Ya. Buyurun. Ver bakayım. Yeşim Tarabya. Ben arabanın anahtarını alıp geliyorum. Bende daha hızlısı var. Çabuk acele edelim. Tamam, o zaman çantamı alıyorum geliyorum. Acele et. Tamam. Evet, Aynur Gülcan bizim öğrencimiz. Ama okulda olup olmadığı, okula devam edip etmediği ya da ders programları hakkında size bilgi veremem. Bakın anlamıyorsunuz. Ben çok uzun zamandır onu arıyorum. Çok üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya bari bir adres verseniz. Mutlaka kayıt yaparken size bir adres vermiş olmalı. İnanın ki yapabileceğim hiçbir şey yok. Öğrencilerimiz hakkında yabancılara bilgi veremem. Ya ben yabancı değilim ki. Kocasıyım ben onun. Aynur benim karım. Bak kardeşim. Bak evlilik cüzdanımız. Görüyor musun? Aynur benim karım. Ben tam 6 aydır onu arıyorum. Sen bakma amcanın söylediklerine. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Doğruydu yani söylediklerin. Ay tabii canım öyle kibarlıktan söylemedim herhalde. Amcamdır. Kesin bir şey unuttu. Koş. Amca. Nasılsın kızım? Tabii öğrendiklerinden sonra onun için de kolay değil. Biraz zamana ihtiyacı var. Gelsene. Cemal de uğradı zaten. Ben daha fazla rahatsız vermeyeyim. Olur mu canım öyle şey? Gel. Geç içeri. Gel. Ben aslında hiç gelmeyecektim ama Elif'i görmeden duramazdım. Mehmetciğim istediğin zaman gelebilirsin. Gel sana kahve yapayım hadi. Neden bu kızı işe alıyoruz anlamıyorum ki. Hamile kız. 2 ay sonra bir işimize yaramayacak. Öyle gerekiyor da ondan.
Geçtim 2 ay sonrasını. Şimdi ameliyata nasıl girecek? 8-10 saat ayakta kalamaz ki bu. Ameliyat yazmayın. Oh, gelsin, otursun, maaşını alsın, gitsin öyle mi? Evet, aynen öyle. Gelsin, otursun, hiçbir işi yapmasın, maaşını alsın ve gitsin. Neden? Hamile birini nasıl işi... Tabii ya, tabii. Tahmin etmeliydim. Önce onun yaptığını düşündüm ama bu işin içinde senin parmağın olduğunu tahmin etmeliydim baba. Zerrin Hanım, bize biraz müsaade eder misin lütfen? Ebru, sen kaç senedir bu hastanedesin? 2 yıldır. Hı. Gelsene sen benim odama. Saygılar başhekim. Bakıyorum hazır ola geçti. Ya ne hazır oluyor? Sonuçta başhekim kendisi. Ya onu bırak da sen yemekleri hazırladın mı? Akşama geliyorum ha. Yaptık işte bir şeyler ya da. İyi, göreceğiz bakalım. Ne güzelmiş böyle ya. Ne söyledi sana? Hamile olduğunu ve işe ihtiyacı olduğunu. Sen de hemen işe al. Yaşanan onca şeyden sonra, bana attığı onca iftiradan sonra. Kimi işe alacağımı sana soracak değilim İlker. Tek bir neden söyle bana baba. Tek bir mantıklı neden söyle. O kız hamileydi İlker. Kimden? Yani babasının kim olduğunu söyledi mi? Söylediğine göre... benim tanımadığım birindenmiş. Peki bu iş seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Bırak Ceyda'da kalsın birkaç gün, her şey düzelecek diyorum ama... bir yandan da ben ondan ne kadar uzaklaşırsam o benden daha fazla uzaklaşacak diye korkuyorum. Elif küçük bir kız değil. Tamam, her istediğini yap demiyorum. Ama biraz bırak. Aynı dediğin gibi sana haksızlık yaptığını anlayacaktır. Bir de tek başına olduğunu düşünme lütfen. Cemal var. Elif amcasına çok düşkün. Hatta ben varım. Çok seviyorum ben Elif'i. Eğer onun için iyi olacaksa, sizin için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Ayrıca artık bu rahatsızlık lafını bir daha duymak istemiyorum. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Şunları götüreyim. Acaba yukarı yanına çıksan benimle konuşur mu dersin? Mehmet, biraz zaman. Biraz zaman tanı ona. İki senedir burada olduğuna göre şu hemşireyi tanıyor olmalısın, değil mi? 4-5 ay önce burada çalışıyormuş. Tanıyorum. Yani herkes tanıyor. Ben hariç. Otursana. Olmuş belli. Rauf Bey kızı işe almam için ısrar ediyor. İlker kızı işe aldım diye benimle kavga etmeye geliyor. Babasını görüyor, susuyor. Yani bir şeyler olduğunu anlamamak için kör olmak lazım. Hadi Ebru'cum anlat bakayım ne olmuş? Hadi anlat. Aslında kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Her şey Suna hemşirenin iddiası. Mehmet,
Ben de sana bakıyordum. Hayırdır? Elif nasıl? Yok bir sorun değil mi? Yok. Ceyda'da kalıyor birkaç gündür. Bildiğin nedenlerden. Aslında ben de bu konu için seni arıyordum. Elif'le konuştum biraz biliyorsun. Zor bir dönemden geçtiğini ben de biliyorum az çok. Ama şu aralar her ne kadar iyi ve sakin gibi görünse de içinde hala fırtınalar kopuyor olmalı. Yaşadıkların ve senin bana anlattıkların o yaşta bir kız için çok zor şeyler bunlar. Zaten bu uyanmama hali de bütün bunların bir yansıması diye düşünüyorum. Yani? Yani ben ya da başka biri. Ama mutlaka eğitimli biri Elif'le konuşmalı. Sık sık. Psikolojik terapiye ihtiyacı var diyorsun yani. Evet. Kulağa pek hoş gelmediğini biliyorum ama hangimizin konuşmaya ihtiyacı yok ki? Eğer buna gerçekten ihtiyacı varsa tanımadığın birisinden ziyade senin olmanı tercih ederim. Ama asıl mesele Elif nasıl ikna edeceğiz? Sanırım işin o kısmını ben halledebilirim. Benim zamanımda buralar dutluktu hep. Gidi günler hep. O zamanlar genç olmak kolay değil. Anamızın babamızın karşısında susta duruyoruz. Babam sırf bizim mahalledeki fırının ekmeğini sevmediği için beni her gün 3 mahalle aşağıya gönderirdi ekmek almaya. Ben şurada ilerideyim çocuğum. Buyur teyze. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler teyzeciğim. Yanlış bu adres. Dosyada ne yazıyorsa oraya geldik işte. Bu kız yalan söylemiş. Yanlış adres vermiş. Baksana ne tanıyan var ne bilen. Ya niye öyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum. Ne yapacağız biz peki şimdi? Önce şuradan kurtulalım. Bakarız. Ya of neredesin ya? Su da geçmiş olsun. Büyük bir şey yoktur umarım. Anlamadım ki. Ya dayı ben sana şu adresi soracaktım. İleride solda. Çok sağ ol. Dün akşam müziği atarak yeterli konuşmayı yaptın. Kerem ben kavga etmek istemiyorum. Sadece konuşmak istiyorum. Ne olur. Hadi lütfen. Biz nasıl bu hale geldik ben? Hala inanamıyorum. Biz her şey çok zor başladık. Bir sürü şeyle uğraştık. Yorulduk da tabii. Kerem, ben düşündüm de... Ben bir süre izin alayım. Biraz ayrı kalalım. İkimizin de düşünmeye, kafasını toplamaya ihtiyacı var. Kerem. Ayrılalım diyorsun ya. Hayır, ben öyle... Aslı bu ayrılmanın en basit yoludur. Biraz ayrı kalalım. İkimizin de düşünmeye ihtiyacı var.
Aslı. Bak ne diyeceğim. İzin alıp almayacağına sen karar ver. Bir süre ayrı kalıp kalmayacağımıza da. Böylece ben de senin ne istediğini anlayayım. Ayrılmak mı istediğini, devam etmek mi istediğini, neyi seçtiğini. Neden yanlış adres versin? Anlamıyorum ki. Bilmiyorum. Belki sakladığı bir şey vardır. Birinden kaçıyordur. Ya bu kız neredeyse 4 aydır benim hastam. Gelir anlatır her şeyi. Nereliydi? Denizliliydi galiba. Burada üniversitede okuyormuş, fotoğrafçılık bölümünde. Gelir, kocasıyla birbirlerini ne kadar sevdiklerinden bahseder. Belli, aşıklar birbirlerine. Hangi okulda okuyor demiştin? Oraya gidelim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben bu broşürde bahsettiğiniz kurslara katılmak istiyordum ama... Tabii, şu sağdaki odaya geçin, arkadaşlar yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Hala sıkıldığında buraya kaçıyorsun. Sen de hala huzurumu kaçırmaya devam ediyorsun. Yeni başhekim sterilizasyonu bozduğunu görünce sana kızacak. Bugün başka ameliyat yok. Yarın da baştan sterilize edilecek zaten. Hatırlıyor musun, bir defa burada yanına gelmiştim ameliyat sonrası. İşte o zaman anlamıştım hayatlarımızın bir yerde kesişeceğini. Hayatlarımızın bir yerde kesiştiği falan yok Suna. Şimdilik. Babama söylememişsin. O da şimdilik. Belki bir gün söylerim. Ya da benim söylememe fırsat kalmadan onun kulağına gider. Bunu seviyorsun değil mi? Neyi? Oyun oynamayı. Hayır. Sadece çocuğunla, yani artık kızınla bir şansın olsun istiyorum. Çünkü bazı şeyler yapılırsa, söylenirse geriye dönüş olmaz. Yani hala umudum var o çocuğun benden olduğunu kabul edeceğime. Seni gördüm İlker. Ona nasıl baktığını, kızına nasıl baktığını gördüm. Belki beni hiç sevmeyeceksin. Hep nefret edeceksin. Ama onu seveceksin. Çünkü bu beni sevip sevmemeyi seçtiğin gibi bir şey değil. Onu sevip sevmemeye sen karar veremezsin. Öğrenci işlerini bulmamız lazım. Ay onlar da şimdi 1000 tane soru sorarlar ya. Benim daha iyi fikrim var. Pardon. Sen fotoğrafçılık bölümü öğrencisi misin? Evet. Aynur'u gördün mü bugün peki? Hani hamile. Bugün görmedim. Dernekle fotoğraf çekmeye gideceklerdi. Nereye gittiler? Beykoz Ayakkabı Fabrikası'na. Tamam, koş, sen. Koş, koş. Var mı içeride birileri? Vardı ama gittiler. Fotoğraf çekmek için gelmişlerdi. Ay kaldı kız içeride. Aç çabuk kapıyı. Yok sana. Kalmadı kimse. İçeri alırken de ben saymıştım, dışarı çıkarken de. Sen aç biz bir bakalım. Yok benim kimse. Kendileri de saydı. Herkes tamamdı. Ya Allah Allah. Ya dayı aç şu kapıyı. İçeride hasta bir kız olabilir. Yanlış saymışsındır. Aç şu kapıyı. Yanlış saymam ben. Açamam da. İzin lazım, makbuz lazım. Var mı izniniz makbuzunuz he? Ya sen ne laf anlamaz adamsın? İçeride hasta var, ölüyor diyoruz. Ne izni ne makbuzu? Tamam tamam sakin ol. Yok diyor adam işte. Ne demek yok ya, ne demek yokmuş? Sen demedin mi bir sürü bina var içeride diye? Ben bakacağım. Şey tamam, in şu ambulansa. Dayı kolay gelsin. Sağ olasın.
Ya sen ne biçim adamsın ya? Hem gaza getiriyorsun, ayaklandırıyorsun beni hem... Bir sus kadın, bir sus. Yürü. Uyandırma herifi. Başka bir yerden geleceğiz. Ha. Öyle söylesene, Allah Allah. Ben nereden anlayayım? Allah Allah. Bir daha da bana sakın öyle sus kadın falan deme. Patlatırım kafanı vallahi, haberin olsun. Hamile kız dediklerini hemen anladım Aynur'dan bahsettiklerini. Korktum da biraz. Karşımda iki doktor. Ne istiyorlarmış peki? Aynur mu dediniz? Evet. Ya ben çok uzun zamandır onu arıyorum. Nerede bu dernek söyler misiniz? Lütfen. Şurada bir açıklık var yine. Hayatta geçemem ben buradan. Yok mu başka kapısı? Bildiğim kadarıyla yoktu. Şunları. Bir dakika tutacağım. Aa bir dakika. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ya geleceğiz tabii herhalde. Bir yürü, al şunları. Ver. Ay ya. Ya kadın doğumcu muyum, Indiana Jones muyum? Belli değil ya. Ya beklesene. Ya niye beklemiyorsun? Dur. Ayağımda topuk umurlarla koşturuyor beni. Gel hadi. Niye? Sonra kavga edip beni yine yolun ortasında indirmen için mi? Şuna naz yapma, hadi atla. Nereye gideceksen götüreyim. Ben de yardımcı olayım eğlenmene. Param yok İlker. Ve karnımda düşünmem gereken bir çocuk taşıyor. Çünkü babasının ne halt yiyeceğini bilmiyorum. Neredesin ya?
Bak nasıl bırakıp gidiyor ya. Yardım et. Daha kaç bina var böyle? Bir 10 tane aradık herhalde. Aynur! Daha çok var. Yürü. Yürüyemiyorum. Bir tut ya. Bir tut. Allah aşkına ayaklarım bitti ya. Aynur! Ya bağırmadan önce haber versene. Ödüm koptu. Of! Belki de burada değildir. Boşuna vakit kaybediyoruz. Bir dursana, bir dursana. Bir dur bak, ayaklarım acıyor. Korktuğundan değil yani. Bir yan yana yürüyelim. Önden gidiyorsun. Yürü. Allah Allah. Of. Hem sen nereden biliyorsun burayı? He biliyorum işte. Geldin daha önce yani. Evet geldim. Niye? Ya sen ne meraklı bir kadınsın arkadaş. Ay patlatacağım gerçekten senin kafanı ben bugün ama. Sen niye getirdin o ışığı, yaksana, karanlık, korkuyorum Allah Allah. Hayır. Hop hop. İnsanlar, komşuları. Komşularım mı? Ha. Ha sen yalnız olacağız sandın. He, vallahi öyle sandım. Gecenin bir vakti eve adam aldırttırıyor der miydin ben hiç konu komşuya? Geç. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Ha gel sen şimdi böyle otur. Ha. Ha kızlar, sofra eksiktir ya. Gidelim şunları tamamlayalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sordum ona kaç defa. Beni seviyor. Ve burada olmamdan da hiç rahatsız değil. İyi ama senin bir evin var kızım. Orada babam da var. Hem neden burada kalamıyorum? Elif! Ha. Bak ne diyeceğim. Acaba akşam yemek yemeyi dışarı mı çıksak? İkimiz mi? Evet. Arkadaş değil miyiz? Tamam. Tamam o zaman ben üstüme bir şeyler giyineyim. Sen de giyin. Hadi. Tamam. Hadi. Gördün mü? Sana dedim. Beni çok seviyor. Ve onun olmamdan da çok mutlu. Aynur. Beni de beklesene ya. Aynur. Orada. Koş. Orada. Aynur. Çabuk. Dur yavaş. Aynur. Masif vajinal kanaması var. Aynur. Rahimde kasılma yok. Aynur. Nabız filiform. Hipotansif şoka girmiş olabilir. Tamam da var ya, acil hastaneye yetiştirmemiz lazım. Tamam sen ambulans al gel. Tamam. Kapıda buluşuruz. Fener nerede? Onu bana ver, ben yolu bulamam. Al şunu çabuk. Sen misin hemşerim sen? Hastanede arkadaş mısınız siz, öyle mi? Evet ablacığım, aynı hastanede çalışıyoruz. Evli misin sen? Yok, evli değilim. Oo geç kalmışım birader. 35 var mısın? Daha 35. Evin var mı senin? Yok, evim yok. Bir dakika yani, adam iki lokma yemek yesin değil mi? Böyle sorguya çeker gibi. Merak etti Sultan. İyi kazanıyor musun sen? Çok şükür. Şu bizim Saniye ablanın kızı Mürvet var ya. Onu yapsak mı acaba bizim Halil kardeşi? Mürvet mi? Hay aklına bin yaşar. Maaşı var, sigortası var. Evet. Sigortan var mı? Sigorta şart. Dünya hali. Yani şimdi bu Mürvet'i falan bir bırakalım. Yemekler nasıl olmuş değil mi? Halil nasıl olmuş yemekler, beğendin mi? Vallahi bir yiyebilsem. Ha, bak senin için zeytinyağlı dolma sardımsa seversin Halil'ciğim. Ha. Bana bak, içli köfte yaptım ellerimle. Senin için ha. Al dur, ondan da vereceğim.
Barbunya sever misin sen? Barbunya vereyim. Al. Ha? Haydi bakalım. Geldin mi? Çabuk hadi. Hastane bekliyor, hazır acilde. Alabilecek misin? Sen çantaları al. Çabuk. Ay bekle. Plezentası var. Plezental rahim duvarından erken ayrılmış. Yani çok ciddi istirahat etmesi gerekiyor. Peki bebek nasıl? İyi görünüyor. Ultrasonda NST de normal. Ne? Sen olmasaydın ölecekti. Senin performansın da takdire şayandı. Hele topukları düşürürsek. Sen evli misin? Hani takamadığı için yüzünü boynunda taşıyan adamlardan mısın? Ben ambulanstaki eksik malzemeleri tamamlayayım. Resmi olarak ambulans servisimiz olmasa da arada sıra bir işe yarıyor. Hazır olmasını kaydeder. Tamam. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi günler. Yine bekleriz. Kolay gelsin Rahmi baba. Oo, hoş geldin Timuçin. Nasılsın ya? Eyvallah baba, sen nasılsın? Yeni ıhlamur demledim, tarçınlı. İçer misin? Vallahi içerim. İyi. Al şunları. Ver baba. Koy oraya, geliyorum. İşler nasıl? İyidir ya, bildiğin gibi işte. Ne olsun? Al bakalım. Ne var ne yok? İyidir baba. Baba, bugün sordun ya Neçer'le tanıştınız mı diye. Geçen gün tanıştık. Hatta bütün gün boyunca İstanbul kazan biz kepçe dolaştık durduk. O ne demek o? Ya baba öyle anladığın gibi değil. Hasta peşinde, ambulansta. Neşe'nin ne işi var ambulansta? Onun hastasıydı. Ya uzun hikaye, daha sonra anlatırım ben sana. Öyle olsun bakalım. Bana bak, sen ne zamandır malzemelerinden almıyorsun, ne oldu? Haklısın baba. İş güç derken biraz ihmal ettik. İhmal mi ettin? Oğlum bak, hayat değişir, her şey değişir. Ama eğer sen değişemezsen ne olur biliyor musun? Tek başına kalırsın. Ne haber amcacığım? İyi. Oh, hayırdır yüzün gülüyor? İyiyim dedim ya. Ne yaptın? Konuştun mu hünkârla? Konuştum. Dedim ki işte belki biraz acele ettik yani acele ettim dedim bu evlilik kararı için. Delirdi. Sonra? Sonra da gitti. Gittiğinden beri de aramadı.
Ya biliyorsun değil mi? Bu Hünkar gerçekten seni çok seviyor ama. Vallahi neyi biliyorum biliyor musun Neşe? Artık huzurlu olduğumu. Yani yıllardır bu evde kendimi hep böyle çok yalnız hissederdim. Hep bir başımaymışım gibi gelirdi ama artık öyle hissetmiyorum. Mutlu ve huzurlu hissediyorum. Elif geldiğinden beri. Bilmiyorum. Pardon, bir şey soracaktım. Ben birisini arıyorum, Aynur. Ne? Ya Aynur diyorum, karım. Ne bileyim ben senin karını kardeşim ya. Ya her gün buraya geliyormuş, dün de buraya gelmiş. Benim boylarımda esmer, hamile bir kadın. Kardeşim senin karını tanımıyorum dedim, çık git şuradan ya. Bu fotoğrafı kim çekti? Ben, dün çektim. O mu karım? Nerede çektin bunu? Beykoz Gundura var burasında. Hey, fotoğrafı nereye götürüyorsun? Ne istiyorsun yine? Birazdan ameliyata gireceğim. İyi ya, performansın artar. Yeni ekibinle. Eski yeni ekibinle. Gidip gelenlerle. Öğrendim her şeyi. Zaten bilmeyen de bir tek ben varmışım. Zerrin ne istiyorsun? Açık açık söyle. Hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece merak ediyorum. Sunan'ın çocuğu kimden? Bak bu ne seni ne de beni ilgilendirir, tamam mı? Şöyle ilgilendirir, bilmem biliyor musun? Sunan'ım ameliyat yazılmıyor. Sadece buraya geliyor, oturuyor, ay sonunda da maaşını alıp gidiyor. Babanın emri. Hay diyorum ki, acaba müstakbel gelininin ya da torununun fazla yorulmasını mı istemedi? Merak. Sakın, sakın benimle oyun oynama. Eğer kızarsam senden çok daha tehlikeli olabilirim Zerrin. Biliyorum. Sunay'a yaptıklarından. Niye bana bilet hazırlamış? Bilmiyorum. İstiyokardan böyle geldi. Sunay neden yok ameliyat listesinde? Liste başhekimlikten böyle geldi İlker Bey. Bundan sonra benim iznim olmadan, benim imzam olmadan buraya liste asılmayacak. Benim ekibimdesin. Yarım saat hazırlan. Ameliyata gireceğiz. Nasıl isterseniz. Aslanım geldi mi? Aslanım bir hafta izni ayrılmış Kerem Bey. Az önce izin yazısı geldi. Verilir mi kızım? Saat kaça kadar çalışacağım ben? İnsan bir arar sorar ya. İptal edebileceklerimi ederim Ersin Bey. Etme kızım. Yaptığın hatanın ceremesini niye hastalar çeksin? Götür şunu. Savcılıktan geliyorum. Mert hakkındaki şikayeti geri aldım. Sağ ol Mehmet. Sağ ol. Bunu affettim demek değil. Hala çok kızgın. Haklısın. Ama sana bu iyiliği bir gün öderim. Bir gün öderim. Yusuf, Mert hakkında verilen şikayet geri alındı. Babası tarafından. Bir şey yapabilir miyiz? Nasıl Aynur Hanım? İyi. Gayet iyi. Olanları anlattık. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlansın bakalım. Alacağım ben onu parasını. Sen al bunu, ben bir uğrayacağım. Döneceğim parkını yesin. Peki Neşe Hanım. Sen başıma bela mı olacaksın benim? Ben işimi yapıyorum. Ya yolda kızın başına bir şey gelseydi, ambulansta ölseydi, bizim başımıza ne işler açardın, haberin var mı? Ama ölmedi. İki hayat kurtardık. Hem annenin hem de bebeğinin.
İyi de ekibi olmayan bir ambulansta kız ölseydi hastanenin düşeceği durumu düşünebiliyor musun? Anlatamıyorum galiba. Ölmedi. Eğer biz gitmeseydik zaten ölmüştü. Anahtarlar. Anahtarları ver. Bundan sonra kahramanlık yapmak istediğinde belediye otobüsüyle gidersin. Benim ambulansımla değil. Neşe abla. Olanları anlattılar. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekleri anlatarak Aynur. Ben anlamadım. Neden bana yalan söyledi? Ya dosyadaki bilgilerin hepsi ya eksik ya yanlış. Adresin, verdiğin yedek numaralar, acil durumda ulaşılacak insanlar. Hepsi yanlış. Ya neden böyle bir şey yaptın Aynur? Tabii ismin gerçekten de Aynur'sa. Peki anlattıkları? Kocanla birlikte çıktığınız seyahatler, bebeğinize isim bulma kavgalarınız. Onlar da mı yalandı? Aynur, senin gerçekten bir kocan var mı? Neden kaçıyorsun? Hep bana anlatmazsan ben sana yardımcı olamam ki. Makas. Ne oldu Sunay? Bugün bir şey varsa söyleyeyim mi Sivil'e? Yok bir şey İlker Bey. Sadece bir an düşündüm. Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? Aspire edin. Alacağın olsun be Sultan. Attın beni dün akşam insanların önüne. Ya ne oldu ki hep beraber yemek yedik işte. Ya yemek yeseler iyi. Dır 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 beni yediler. Yok maaşım kaç lira? Yok sigortam var mı? Ya bir ara hakim karşısında sandım kendimi ya. Gülme Sultan, Allah aşkına gülme ya. Vallahi ne yediğim yemekten bir şey anladım, ne içtiğimden bir şey anladım. Benim yemeğim daha iyiydi ya. En azından köfte, ekmek arası köfte yedik ama iki çifte muhabbet ettik. Ha sen şimdi söyle bakalım açık açık benim yemeklerimi beğenmedin mi? Ya yiyemedim ki beğeneyim. Ben o sırada mürvete uygunluk testindeyim. Duvat nişanlayıp yollamadılar seni ha. Vallahi körü körüne eleniyorduk yoksa. Mürvete kızdı. Ya Sultan Allah aşkına sen de başlama ne olur ya. Ne olacak böyle sıttın sana bekar mı kalacaksın ya? Ya mürvet falan istemem ben. Senin aklında biri mi var? Vallahi senin aklında biri var. Allah aşkına kim var söylesene ne olur. Ah be Sultan. Ah be Sultan. Dur hemen gitmesene. Demek aklında biri var Halif. Bunu bir kopyasını odama bırakın olur mu? Peki Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Bildireceğim. İyi misin? Ya dün hani Timuçin'le getirdiğimiz kız var ya Aynur. Hı. Ya Mehmet 4 aydır benim hastam ve bana bugüne kadar anlattığı her şey yalan çıktı. Şimdi bir adam geldi. Aylardır onu arıyormuş. Kocası olduğunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya var aslında Mehmet. Şu adamla bir de sen konuşsan. Ya bir şeyler dönüyor ama. Tabii, konuşalım. Nerede şu anda? Şeyde, bekleme odasında. Merak etme sen. Sağ ol. Sana çok ayıp ettim Neşe abla. Vallahi ne yaptın bilmiyorum Aynur ama
Artık anlatmaya başlasan iyi edersin. Bekleme odasında bir adam var. Aylardır seni arıyormuş. Ve sonra bir sergide çekilmiş bu fotoğraftan bulmuş seni. Kocan olduğunu söylüyor. Merhaba. Bir hastamızın yakınıymışsınız galiba. Neşe Hanım söyledi. Aynur nerede? Hangi odada? Yavaş yavaş, sakin ol. Sana Aynur nerede dedim. Aynur Hanım neden kaçıyor senden? Bize neden yalan söyleme gereği duydun? Beni karımla görüştürmek zorundasınız. Bence biraz fazla ileri gidiyorsun. Seni buradan atmak zorunda bırakma beni. Otur sakinleş biraz, yoksa karını hiçbir zaman göremezsin. Aynurcuğum. Aynurcuğum sakin olur musun lütfen? Gideceğim, bırak. Ya Aynur bak lütfen bebeğini düşünür müsün? Bak senin kontrol altında olman lazım. Gitmem lazım. Yapamam. Ya Aynur. Aynur bak lütfen. Ya çok tehlikeli hareketler bunlar. Lütfen Aynur. Ya anlat bana. Anlat ki ben sana yardımcı olayım. Kaçtım zaten. O zaman anladım. Karnımda çocuğunu taşıdığımı. Her şeyi unutmak istedim. Ama sonuçta benim de bebeğim de. Büyüyordu içimde. Hayal ettiğim gibi bir koca yarattım ben de. Mutlu olmak istedim. Vallahi göremem. Tamam. Gitmem lazım. Aynurcuğum tamam. Yüzüne bakamam. Biliyorum tatlım ama dur. Bak. Aynur. İnsan uzak kalınca bu koridorları bile özlüyor. Geri dönmek istersen kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Evet ama bazen çok özlesen bile uzak kalmak daha iyidir. Neşe'yi gördün mü bugün? Bugün başına bayağı bir sorun var gibiydi. Aa, niye ki ne oldu? Aynur. Bırak, görmek istemiyorum. Bırak. Aynur, koşma. Görmek istemiyorum. Bırak. Tamam. Bırakın, ne olur bırak. Tamam. Görmek istemiyorum. Tamam, bak bebeğini düşün. Bir kalaman daha olur. Lütfen. Bırakın. Tamam, ver şunu bana. İncim sen bebeğin. Bilmiyorum. Tamam. İstemediğin hiç kimseyle görüşmeyeceksin, tamam mı? Söz veriyorum. Şimdi sakin ol. Tamam. Aynur, göstermeyeceğim seni ben. Tamam mı? Hadi bir tansiyonuna bakalım. Gel biz gidelim odamıza seni. Aynur! Aynur! Tamam. Aynur beni affet. Aynur!
Odaya götürün hadi. Aynur. Lan. Sevgi. Hadi burada bekle. Çabuk. Aynur. Aynur lütfen beni affet. Aynur. Hemen. Aynur burada kal. Aynur yalvarırım affet beni. Aynur benim canımı alama ne olursun beni affet Aynur. Aynur. Onun istediği senden uzak yeni bir hayat kurmaktı. Hatırlamadan. Tek başına. Ama sen buna bile izin vermedin. Biz tek başınamız aslında. Kalabalık olan içimiz. İçimizdeki sesler, yüzler. Düşününce hepiniz tek başınıza olduğunuzu anlamıyor musunuz? İnanın bana, gerçek bu. Tek başınasınız. Bunu anlarsa insan korkmaktan da vazgeçiyor. Aslında her şeyi tek başına yaşadığını anlıyor. Bütün o kötü şeyleri tek başına yaşayıp atlattığını. Hani bazı acılar var ya dayanamam sandığımız. Bazı geceler vardır. Çok korktuğunuz. Nefes alamadığınız. Tek başına yaşadınız. Tek başınıza geçti bütün bunlar aslında. Bütün kalabalıklarınız, bütün sizi seven insanlar, siz istediğiniz için var. Biz öyle dilediğiniz ve öyle hayal ettiğiniz için. Sadece kapatın gözlerinizi. Ve hayal edin. Hayal ettiğiniz gerçek olsun. Evet. Mehmet Bey, kolay gelsin. Zerrin Hanım sizi rica etti. Rica etti. Demek pek de ayrı bir iş değil. Tamam, hemen geliyorum. Gel. Beni rica etmişsiniz Zerrin Hanım. Evet Mehmet Bey. Bunu başınıza ben açtığım için benden duyun istedim. Toplantı odasında bakanlıktan gelen iki müfettiş var. Eşinizin vefatını ve ölüm sürecini araştırmak için buradalar. Şu anda hakkınızda başlatılmış resmi bir soruşturma var.